gelmiş orada görüyorum. Biraz sonra alacağım bakalım. Kim gene düşünmüş de bugün hediye göndermiş Saadet. Saadet çok güzelsin. Senin yanına geleceğim ama. Kadın düşünmeden çocuk yapmayın. Eğer evlenir evlenmez hemen çocuk yapmayın diyorum. Ben öyle düşünüyorum. En azından bir 5-6 yıl Saadet böyle... Aslı evlenir evlenmez çocuğu yapacak adamı gönderecek yavrum benim gibi. Saadet'e bir şey sor valla pat diye. Benim fikirlerim... Şimdi var. Türkiye'de ne kadar... Şimdi... Eşinle kavga ettin buraya geldin ya. Böyle yaptın ya. Yaptım. Gidince bir daha kavga edersin sen. Valla ben öyle eş. Bavulunu hadi yavrucağızım güle güle. Güle güle. Güle güle benim işim bu. Hiç kimse için işimi bırakmam valla. Bırakmam. Bırakmam çünkü işimi çok seviyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim bütün bayanlara burada. Hanımlar çalışın. Meslek sahibi olun. Çünkü 10-10-10 puanlar alıyorsunuz. Yükseliyorsunuz puan olarak. Bu sefer erkeklerin gözünde yükseliyorsunuz. Bunu çekemiyorlar, kaldıramıyorlar. Anlatabildim mi? Kurnaz olun diyorum çalışın. Onların 5 kuruşuna muhtaç olmayın ya. Boş verin. Yani sen ama kalmasın bugün. Bu programda neler yaşanacak? Hüseyin Şimşek bizlerle birlikte olacak. Ona konuk olduk, neler oldu? Ama program öncesi bizimle hiç ilgilenmedi. Kendi geç kaldı, bana dedi ki... Program öncesi hiç ilgilenmedi ama programda ve program sonrası çok ilgilendi. Hakkını yemem. Gerçekten o program öncesi ben dedim ki nasıl bir sunucu? Programa giriyoruz daha tanışmıyoruz. Ama gelince saat 6'da biz araya gidince dedi ki abla siz sunun programı dedi. Vallahi yapardık ne olacak. Ben şimdi Hüseyin düşünsene. Ekranlara çıkmışım. Hoş geldiniz. Hediyemi alayım bakalım. Ah hediyelere de hiç dayanamam. Bütün kadınlar böyledir aslında. Ben hep söylüyorum ben Türkiye'nin en zengin kadını da olsam hediyeleri seviyorum. Bütün kadınlar böyle değil midir? Böyle değil midir? Böyledir. Sever tabii ya. Sever tabii. Ne gelmiş bakalım. Bunun içinde kağıt miyat yok mu yazımızı? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim bu hediyeyi görmeden. Bir yönetmen bir sunucuya ne kastı olabilir? Ne olabilir? Bizim yönetmenden bahsediyoruz. Kaynanaları ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı demişti. Ama kaynanaları ne yapıyorlar? Güneşte zeytinyağlı taze fasulye yapıyorlar. İşte böyle. Her tarafım alacalı inek, alaca inek yani gibi oldu. Yani bundan ne açıklamak istiyorsun Nevin? Ben bir kara biberim, yuvarlanır gezerim. Çok konuşmak kaynana, kızını alır giderim. Tabii tabii öyle yapalım. Bu arada Saadet Aydın ablam, öncelikle saygılar sunuyorum. İyi programlar diliyorum. Sağ ol canım. Değerli piyanist arkadaşıma... Kolay gelsin. Nevin Tezlioğlu. Valla çok keyif alacağımız bir program olacak inşallah. Öncelikle öyle olacak. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok başarılısınız. Başarılar dilememe gerek yok zaten. Sen gayet de öylesin ama. Gerçekten programına konuk olduk. Efendim. Evet evet programına konuk olduk. İnanılmaz mutlu döndük. Ben biraz giderken tedirgindim. Neden? Çünkü Hüseyin'le birbirimizi tanımıyorduk değil mi? Tanımıyorduk. Acaba iyi ağırlanacağım mı? İşte bir sürü daveti geri çevirdim. Saadet dedi ki bak Nevin çok memnun kalacaksın dedi. Hakikaten öyle oldu ama ne oldu biliyor musunuz? Oradaki herkes bizi çok sevdi. Rejiden tutun, kameramanlardan tutun. İşte Hasan Bey inanılmaz bizlerle ilgilendiler. Gerçekten sana canı gönülden buradan... teşekkür ederim. Çok misafirperversiniz. Evet doğum günüm var. Bütün sanatçı arkadaşlarımla bu sefer evimde... kokteyl yapacağım. Amaç şu. Herkesi bir araya getirmek. Şimdi bir arkadaşıma diyorum ki şu arkadaşım var benim tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Amaç buluşturmak. Ben inanılmaz böyle arkadaşlarımı başka bir arkadaşımla tanıştırmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum. Hadi birbirimize hanımlar faydalı olalım diyorum. Öyle değil mi Saadet? Eminim'ciğim. Senin terasın zaten şey gibi böyle. Benim bir terasım var Hüseyin. Kafeterya yapsana burayı. Mümkün değil. Kafeteryada o kadar zevk almazsınız. Yok yok terasımda. Manzarası koca İstanbul'u görüyorsunuz. Saadet de biliyor. Saadet geldim zaten yayılıyor. Bacakları kaldırıyor. Terzioğlu nargile salonu yapalım orayı. Kaldırmıyor musun? Şey olmaz. Çekyatlara uzanmıyor musun? Uzanıyoruz aslanlar gibi. Perenle bile attım orada. Vallahi doğru söylüyor. Şimdi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Nasıl ama? Çok güzel. Saadet Aydın zaten olduğu günden beri hep böyle pozitif. Saadet Aydın yorumu... kilo almış. Yok zayıflamış. Yok kilo almış. O akşam gördün Urfaları götürdü. Bak. Yalan da.
Evet geç. Salata yedi, arkasından çorba yedi, arkasından Urfa yemedi mi bile diyor ki sadece etini yedi. Etini yedi. Beni dinleyin siz onu diye ben sunucuyum. Eti de bu kadar. Bu kadar, bu kadar. Şimdi ben her zaman diyorum ki bak Can Boğaz'dan Saadet'te Körfez'den geliyor. Ben Büyükçekmece Körfez'inde büyüdüm. Körfez mi? Onun için... Bir şey söyleyeceğim. Diyetisyene gönderdim. Elimde kaldı sabah 6'da. Bir kere gitti dedi ki aynı şeyleri veriyor. Peki ben bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. O listeyi çantamda tutup sadece spor yaptığımı söylersem sana. Ya! Vallahi 1 kiloları spor yaptım. Valla çok teşekkür ederim Saadet'ciğim. Yemeden de olmuyor ya. Vallahi. Yemeden de olmuyor. Saadet Hanım ne kadar şıksınız. Bugün bayıldım size. Nevinciğim inanılmaz inanılmaz. Son programda böyle güzel mi giyinilir? Her zaman böyle, her zaman böyle bekliyoruz. Saadet Hanım sizi. Canım tatil havasına girdim. Nevinciğim, diyelim. Efendim, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sen bu olayı da duymuşsundur haberlerde. Kadın şiddet görüyor, başvuruyor. Aylar geçtikten sonra, kocası tarafından öldürdükten sonra evine gidiliyor. Acaba ne durumda diye yardıma, böyle bir şey var mı? Olamaz. Şimdi bakın, geçen sene benim arabama 3 kere hırsız girdi. Bak, inanamayacaksın. Hırsızlar yakalandı. Ben de gittim. Ya düşünebiliyor musun? Hırsızlar benden önce çıktı. Nasıl bir şey bu? Hırsızlar girdikleri kapıdan değil, arka kapıdan gittiler değil mi? Benden önce çıktı. Ne yazık ki bunlarla ilgili caydırıcı hiçbir... Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yaptırım yok. Ben orada rapor verirken onlar benden önce gittiler. Şimdi bizde yasama, yürütme, yargı düzgün işlemiyor. Yasama, yürütme, yargı doğru işlemesi lazım. Ya böyle bir şey var mı? Yani hırsız benden önce çıktı ya. Yok böyle bir şey. TC vatandaşı olarak... Çocukluğumdan beri hep aynı şeyleri görüyorum, duyuyorum, değişen de hiçbir şey olmadı. Pekala orada hani, sayın seyirciler, ben çok üzüleyim bir ya. Ben ne yapacağım şimdi Hüseyin? Nevin Hanım, zeytinyağı derken 40 bin lira mı güreşip mi çıkacaktınız? Kısmet de giyiyormuş böyle. Kısmet de yakışır ha. Vallahi zeytinyağı taze fasulye gibi oldum. Vallahi Canan beni geçen sene de ne oldu biliyor musun? Anlatayım mı? Anlatayım mı? Anlatayım. Geçen sene ben 2 gün tatile gittim. Genelde tatile gitmem. Neden? Sevmiyorum. Bana boş geliyor tatil. Oraya gidip de güneşin altında yatmak ne kendime bir faydam ne de çevremdekilerine bir faydam olmuyor benim. Hiçbir şeye faydam olmuyor. Ben böyle bir şey sevmiyorum. Niye yalan söyleyeyim? 2 gün zor bela ailem beni götürdü. Dedi ki bana abla bak Nevin ablacığım gidiyorsun. O demiş ki kola. Ben anladım bira. Hep böyle olur zaten. Döküyorum, döküyorum biraları. Hüseyin de yanımda. Hüseyin dokandacım diyorum döküyor. Ben de diyor birayla insan yalar mı mayalı bu. Mayalandık da mayalandık güneşte. Bir saniye. Çal, çal. Ne bileyim. Bak, ben yok, sana yok. Bak ne anlatacağım. Dur Hüseyin de yanında derken. Ha. Yanlış anlatmışsın. Babası da Hüseyin, oğlu da Hüseyin. Tamam şimdi. Vallahi. Hüseyinler bu. Bir şey söyleyeceğim. Hayır bu Hüseyin değil. Ne yapacağım ben o Hüseyin'in karısı varsa. Dur dur. Evet ne yapacağım ben bu Hüseyin'in karısı var, çocukları var. Benim oğlum Hüseyin. E benim babam da Hüseyin ama. Allah Allah ne tesadüf oldu. Hüseyin tabii oldu. Vallahi Hüseyin korktu. Korktu yine. Eve gidince diyecek ki hadi yürü. Sen ne bir değişim vardı evine. İşte bomba. Durma Ayşin ne anlatacağım dursa. Niye kızardın be? Ya ben mutluyum ya. Gel otur bak şimdi. Dinlesin Allah'ın Aksaray'la diyecektim Saray'la. Tekirdağ Saray'la. Bak şimdi ne diyeceğim? Ne diyeceğim şimdi Mehmet Bey? Bu program böyle bir program. Abi, hiç sıkılmıyorsun, hiç şikayetim yok tamam, senin. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi dinle. Şimdi gidiyoruz sabah plaja. Hüseyin dedim ki Hüseyin git şuradan 4 tane bira al. Oğlum Hüseyin. Ne oğlum Hüseyin ama. Yok. Çok güzel ya. Ya Allah bilmiyorsun. Dursana şimdi. Ondan sonra Hüseyin hocam, dedi ki tamam anne de sen bilir biz bira içmeyeceğiz. Bira içmeyeceğiz dedi. Kimse bira içmiyor. Sen al dedim Canan dedi. Gittik açtık bir tane döküyoruz. 2 saat sonra bir tane daha döküyoruz. 3 saat. Yok kararmam. Ben bir alanı döktükçe göz ediyor o sıcakta. Ki alıp köpük gidiyor mayalı mayalı. Sonra dedim ki Canan ben bu tatilde 4 tane bira kullandım ama hiç kararmadım. Ne birası Nevin abla kola dedi. Bu sene de onu yaptım. Bu sene de gene ona güvendim. Yönetmen ya sunucuya kastı var.
Sen beni iki senedir böyle yorar mısın? Zeytinyağı. Biliyorsun benim zeytinyağı bahçelerim var. Kendim yapıyorum zeytinyağımı. Ben de yeni öğrendim. Hep gizledim benden. Ya ben niye gizleyeyim ya? Vallahi gizlemedim ya. Ondan sonra aldık zeytinyağı. Bunlar Firuze'yle döküyorlar da döküyorlar. Hamide. Döküyorlar. Şeyi zoktan kalkacağım, kalkamıyorum. Her tarafım kaynıyor. Terliklerimi giyeceğim, giyemiyorum. Bu sene de böyle alaca inek. Estağfurullah. Zebra gibi geldik böyle ikimiz. Sen niye böyle oldun bugün? Ya bugün tatil programı. Hadi kalk gidelim hemen şu anda. Kapa telefonunu bulamazsın arayanda. Diyorduk ya giderken tatile. Şu göçmen kızı şarkısını ikiniz de söylemediniz ya. Size yazıklar olsun. Bana hangisiymiş o? Seneye. He, göçmen kızı. Evet. Kalk, program bitiyor. Ben şeyi söyleyeyim. Seviyorum, bir şey mi söylemek istiyorsun hayatım? Yarın sabaha kadar sürüyormuş program dermiş. Aa, keşke.